Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil emin. Allahümme la ilmena lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una vanfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve cealna mimman yestemi'una al-kavle feyettebi'una ahsana. Amma ba'd, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarının hayatını okuşluğunda bugün Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'u hakkı buladı. Buradalar, bana tarih, sirat, sahabalarının tarihi siratı. Bunu kandayı örgünemiz ve ondan kandayı kolosalını olamız. Tarih, sirat iki tane arsa. Vakiyeler ve nususlar. Biz fakat yine bolu ötken işlerine, tarihi vakiyelerine, şimdi bu yan eken deble ötüp yatağıyan bulsak, bu siyaretten közlenge mahsediyeti olmamız. Biz tarihte kitaplarda keltirilgen vakiye hadiselerini okup örgenemiz ve onlardan hulası ibret çıkarıp alışıgımız gereği buladı. Şimdi siz bilen biz siyaretten közlenge mahsediyemiz geçirgimiz mümkün buladı. Eğer biz tarihini, eğer biz siyaretini, bana şu yosunda örgen adıyan bulsak, kündelik hayatımızda kereye boladıgan yollanmalarını, kürsatmalarını elbette topamız. Avvalgiler mende mende kılışıydı, mende mende bol. Demek mende kıbı mıydı? Avvalgiler mende mende kılışken adam ona akıbatke kildi. Demek mende kıbı mıydı? Hulasa çıkarıştığını bilinçliğimiz gerek. Fakat tarih katarı uyanıp koymuyoruz, bir katarı işte. Bu ulu sahabanın hayatı, ibadatı, fazileti, zahidliği, buradalar. Bunların örgenişliğinden avval, biraz sirat mavzusu hakkında bir tohtalı ötüşümüz gereği buladı. Abdullah ibn Mas'ud, köpçülük adam orasında turganı da o adamı bura acırat almasıdı. Yalgız turganı diyen bura parva kımasıdı. Boyu pekeniydi. Cüssesi kişkeniydi. Arıgıdı. Badavlat insanlarına belirledikten malu davlattan hem beybahra. Bakuvat insanlarına belirledikten kuvvattan hem uzak. Obro etibarlı kişilerge belirlediğin hürmet etibardan ham bey nasip edi. Umuman körümsüz adam idi. Boy kiçkine, arvak, ne pulu var, ne mansabı var, ne kuvveti var. Diğerli iş nesası yok. O cüda kembegal, cismi arık ve kiçkine hem de obro nüfuz egemesidir. Ama İslam'ın ge, fakirliği ve kembegalliği onu ge. Kisra ve Kayser'nin hazinebanları ege bulmayan katta baliğini verdi. Cismanın zayıf, ligini ornige, tarihini özgürtirişlikke sebep oladigen, zalimlerini çekintiradigen iradana ada etti. Hiç kandı hürmet etibarsız yaşayarken, hayatının ornige, abadilik, ilim, şeref inam etip, neticede o tarihte ötgen büyük peşvalarını uluğu geylendi. Hemimiz etiqat kılışımız gereği bu genelde şu ki, sahabelerini Rabbisi buradalar, siz bilen bizi hem Rabbimiz. Şunu değil mi? Şunu değil. Allah Teala cari kılgen kanun, kaideler, vadeler, başaratlar hemisi özünü onu da türüptü. Sahabeler ona şu başaratki işanıp, vaidlerden korkup, Peygamberimizi kürsetmesi ki amel kıyandık, biz hem amel kısak, Allah onlarını aziz kılıp mükerrem kıyandık, bizi hem aziz mükerrem kıladı. Bunun iman kilitleşikimiz gerek. Mumun kişi kaysi zamanda, kaysi yerde yaşamasın, bu kanunlarda hemisi onun üstü cari. O şüphayette bir bugene de, bu oldu yendi tüyerde, bu gibi natoğru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerini bey hacat kıyken, bayu bedavlat kıyken, küçülü kuvvetli kıyken zat, siz bilen bizi hem küçülü kuvvetli kıladı. Onların yükseltirken zat, azze ve celle, bizden hem yükseltirdi. Din, zahir bol iş kere gidi, Allah'a aladı, zahir boldu, tüyerde. Bu natoğru fikir. Din, zahir bol iş kere gidi, zahir boldu ve kıyamet geçti zahir boladı. Eğer bana şu dinini, bayrağını kötere adıyan, sahabeler de mehnet kıladıyan, ümmetler buladıyan bu sen. Kayda. Eğer kişi şeriat kaydalarına amel kılsa, elbette bana şu kıyan işinin meyvesinden iki dünyada faydalanır. Kaytaramız. Eğer kişi din, şeriat kaydalarına amel kıladıyan bu sen, elbette bana şu kıyan mehnetini samarasından iki dünyada faydalanır. Dünyada aziz mükerrem oluyor şeyde. Kolu da pulu bozuyan, mansabı bozuyan, bozuyan.
Ahirette ise elbette Allah Teala'nın didarı yetişedi. Bu derslerden birodarlar alışımız gerek bo'lgan asosiy qoida, asosiy xulosa mana shu bo'ladi. Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Nima bilamiz bu kishi haqida? Kim edi va kimga aylandi? Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahoba bo'lmaganida bu kishini 1000 yildan ko'proq bo'lgan bo'lardi, odamlar atan aytmay qo'ygan bo'lar edi. Ammo bu kishi nimasi bilan tarixda qoldi? Rasulullohga bo'lgan iymoni bilan, Allohni yo'lda qilgan xizmati bilan. Bu ulug' sahobaning kunyasi Abu Abdurrahman edi. Onasi Ummu Abd, Abdullah ibn Mas'ud. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada hali Arqomning hovlisiga kirmasdan avval iymon keltirgan edi. Ibn Mas'ud o'z haqida aytardi, "Islomga kirganlarning 6-si edim. Islomga birinchi bo'lib kirganlarning 6-si edim. Ya'ni 6 ta odam musulmon bo'lganda 6-si men edim" dedi. Albatta bu faxrlanadigan narsa birodarlar. Albatta bu faxrlanadigan narsa. Bu kişi Habashistonga qilingan ikkala hijratda ham qatnashdi. Badr g'azotiga guvohi bo'ldi va Rasulullohning boshqa ko'p g'azotlarida, deyarli hamma g'azotlarida uzotning yonida bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirlarining sohibi edi. Qarang, Rasulullohni bir marta ko'rish ishtiyoqida yuribmiz. Rasulullohni bir marta ko'rishlikka qanchalar biz mushtoqmiz. Endi bu kishilar Rasulullohni doimiy yonida yurgan kishilar. Allah onlarını Resulullah'a sahaba buluşturduğunu tolladı. Allah tollagan bandalar bunlar. Seferlerde Resulullah'ın yastığı Mısvaki Abdastası'nın egesiydi. Resulullah'ın hizmeti durardı. Yürüyüş duruşta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yokuşardı. O kişinin boyunu kişkinali giden, boyunu pasli giden, ayrım adamlar oturup da boylardı. Gelip tur dese özüp tüke turgan bulardı. Kareler de yiğitler. Ömer ibn Hattob gavdali odam bo'lgan. Xolid ibn Valid jangchi bo'lgan. Zubayr ibn Avvol. Endi bu ish kichkinaroq bo'lsa sizga ham bitta kumir bor ekan. Kim ekan? Abdullah ibn Mas'ud. Ömer ibn Hattob roziyallohu anhu uni kichkinaligi ishora qilib hazillashib, ilm bilan to'lgan xaltacha deb qo'yardi. İlim bilan to'lgan xaltacha. U kishi Kufaga qozi bo'lgan. Ömer ibn Hattob davrida Baytul Molni raisi bo'lgan. 32 yili, Hijriy 32 yilda Madinada vafot etganida, mana Baqiy qabristoniga qo'yilganida yoshi 60 dan o'tgan edi. Jahiliyat davrida ham Abdulloh ibn Mas'udning shaxsiyatida xayriyat bor bo'lganligiga dalil. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Qurayshli bo'lmagan, Huzayl urug'idan bo'lgan. Qurayshli ichidagi mavlolardan edi. Banu Zuhra urug'ini himoyasi ostida yashaydigan Banu Zuhraning mavlolaridan edi. Qurayshli emas, Huzayl urug'idan. Uqbat ibn Abi Muayyidni qo'ylarini boqib yuradigan yosh cho'pon bola edi. Kunlarda birida mana Ibn Mas'ud o'zi hikoya qiladi. Yoshi ketdi. Bir 15-14 yoshlar chamasi. Uqba ibn Abi Muayyidni qo'ylarini boqib yurar edim. Roparamdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr Siddiq kelib qolib, "Ey bola, senda bizga beradigan sut bormi?" deyishdi. Ya'ni sog'ladigan sut bo'lsa, qo'ydi sutini ichgan. Men omonat saqlovchiman, qo'ylar meniki emas. Sizlarga sut bera olmayman dedi. Rasululloh aytdilar, "Senda qo'chqor yaqinlamagan, qochmagan qo'y bormi?" dedi. Men ha dedim, shunday qo'yni olib keldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bog'lab yelinini silab turib, robbilarga duo qildilar, yelin to'ldi. So'ngra Abu Bakr ichi g'ovak bir toshni olib keldi, o'shunga uni sog'di, bas Abu Bakr ichdi, so'ngra men ichdim, keyin uzot yelinga qisqar dedilar, yelin qisqardi. Abdulloh ibn Mas'udni ko'zini oldida Rasulullohning bitta mo'jizasi sodir bo'ldi. Payg'ambarimiz oldiga kelib, aytdiki, "Menga ham hozir siz aytgan gaplarni o'rgating" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Sen o'rgatilgan g'ulomsan" dedilar. "Sen o'rgatilgan g'ulomsan" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Mas'udni kelajakda ulug' inson bo'lishligini ko'rdi. "Sen o'rgatilgan g'ulomsan." Qarang, Abdulloh ibn Mas'ud jahiliyat davrida hali musulmon bo'lmasdan turib, tabiati pokiza, pokiza fitrati bilan nima mumkin u, nima mumkin emas bildi. "Men omonatdorman, sizlarga bera olmayman." Abobdi ishoralar egasi. Yo'q unaqa narsa. Mana biz kimni o'rganishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar,
تجد الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Odamlarni kon ma'dan ekanini topasiz. Ularning jahiliyatda yaxshi bo'lganlari agar islomni anglasalar islomda ham yaxshilari bo'ladi dedilar. Jahiliyatda yaxshi insonmidi? Agar islomni tushunsa islomda musulmonlar orasida ham zo'ri bo'ladi. Umar ibn Xattob quvvatli, bilekli, yurakli, shijoatli odammidi? Qurayshning zo'rlaridanmidi? Islomga kirganda musulmonlarda ham zo'riga aylandi. Shuning uchun dindan uzoq, dindan bexabar, din bilan ishi bo'lmasdan yurgan odamlar borki, tabiati toza, yaxshi insonlar, faqat dindan bexabar. Shular dinga kirsin-da, musulmonlar ham yaxshi kelanadi shular. Ehtimolsizdan uzib ketar bu odam. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu haqida aytilgan so'zlar. Abu Musa Ash'ari aytadi, Abdulloh ibn Mas'udni Rasulullohga ahli ekanligini ko'rdim. Hatto ayrim tanimagan kishilar Abdulloh ibn Mas'udni payg'ambarimiz oldiga ko'p kirib chiqqanligidan o'zini oilasidan bo'lsa kerak deb gumon qilishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruxsat bergandilar, meni oldimga ruxsatsiz kirib kelaverdi. Birodarlar, bilasizmi qanday sharaf? Meni oldimga ruxsat so'ramasdan kirib kelaverdi. Hammaga ham berilmagan edi bu fazilat, bu manzilat. Albatta, Rasulullohga bo'lgan ibn Mas'udning muhabbati sababli Rasululloh shunday degandilar. Kishining iymoni ziyodalashgani sari, birodarlar, o'zini musulmon birodarlarga nisbatan muhabbati, ularga bog'liligi, shafqati, yaxshilikni ravo ko'rishi ziyodalashib boradi. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, musulmonlar bir-biri bilan bo'ladigan muomalada xuddi bitta jasadga o'xshashadi. Jasadni bitta a'zosi orasi ikkinchi a'zo xotirjam bo'la olmaydi. Bedor bo'lib chiqadi. Qosim ibn Abdurrahmon aytadi. Abdulloh ibn Mas'ud Rasulullohning oyoq kiyimini kiydirib qo'yib uzotning oldiga tushib, asobidan ketib borar edi. Payg'ambarimiz qachon bir majlisga yetib kelsalar, ikki kavushini yechib, ularni o'zini bilagiga kirgizib olar edi. Rasulullohning kavushini qo'liga ushlab olardi. Rasulullohda asosini qo'lingizga bersa, yig'laysizmi, yig'lamaysizmi? Rasululloh suv ichgan mana ko'zida turib qo'lingizga bersa, Rasulullohning ko'zasini. Yig'laysizmi, yig'lamaysizmi? Bilagiga kirgizib olardi-da, asoni Rasulullohning qo'liga berardi. Qachon Rasululloh majlisdan tursalar, oyoq kiyimini kiyizib qo'yib, asoni olib Rasulullohning oldida yurardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat, birodarlar, Allohga bo'lgan muhabbat. Allohga bo'lgan muhabbat, Rasulullohga bo'lgan muhabbat. Rasulullohga bo'lgan itoat, Allohga bo'lgan itoat. Allohga bo'lgan itoat, Rasulullohga bo'lgan itoat. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ey Muhammad Aleyhisselam ayting musulmonlarga, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar menga itoat qilinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Shunda gunohingizni kechiradi Alloh taolo. Payg'ambarimiz aytganlaridek, kishi kimni yaxshi ko'rsa, qiyomatda shular bilan birga tiriladi. Musulmon odam kimni yaxshi ko'radi? Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Iymonli kishilarning Allohga bo'lgan muhabbati qattiqroq ekanligini ko'rasiz. Iymonli kishilarning Allohga bo'lgan muhabbati juda ham qattiq bo'ladi. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz, Rasulini yaxshi ko'ramiz, sahobalarni yaxshi ko'ramiz, musulmonlarni yaxshi ko'ramiz. G'ayri dinlarni emas. Chunki kimni yaxshi ko'rsangiz, qiyomatda shular qatorida tirlasiz. O'zingiz xohlab yaxshi ko'rgan kimni xohlasiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari Rasulullohga bo'lgan muhabbati cheksizdir. Cheksizdir. O'zlarining mollari, jonlari Rasulullohga bo'lgan muhabbat to'g'risida hech narsa emasdi. Birodarlar, mana ichimizda kimdir mudarris, kimdir hunarvand, kimdir tabib, kimdir savdogar, kimdir tolib. Hammamiz ham Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilamiz. Endi ana shu Allohga bo'lgan muhabbatimizni borligini qanday bilishimiz mumkin? Yo'li bor. Uni bilishni yo'li shuki, Allohga va payg'ambarga bo'lgan muhabbat hamma narsadan muqaddam turgan bo'lsa, muhabbatingiz haqiqiy muhabbat. Ya'ni mana buni bilishdan bitta yo'li, oson yo'li Alloh taoloning buyrug'ini hayotimizda tatbiq qilishlik bilan. Alloh taoloning qaytarg'ilaridan qaytishlik bilan. Alloh taolo bandasini o'ziga bo'lgan muhabbatini sinashlik uchun turli imtihonlarga solib turadi. Masalan, bitta ish bor qilsangiz, Alloh rozi bo'ladi, lekin dunyo tijoratingizga ozgina zarar yetishi mumkin. Dunyo foydasini o'ylaydigan bo'lsangiz, Alloh taolo rozi bo'lmasligi mumkin.
Mana shu o'rinda qaysi birini tanlaymiz? Ibn Mas'ud roziyallohu anhu umuman dunyo ishi bilan shug'ullanmagan ekan birodarlar, qaranglar. İmon keltirgan kunidan boshlab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni suhbatini o'ziga lozim tutgan, faqat Rasulullohni xizmatda turgan. Och qolmadi shu odam. Och qolmadi. O nasl-nasab falon falonchi emas. Gavda falonchi emas. Quvvat, obro, pul hech narsa yo'q. Ammo Allohga bo'lgan muhabbatda mustahkamligini hayoti davomida isbotlab bordi. Dunyo oqib keldi bularda oyog'ini tayiga. Ammo bu narsalar ularni o'zgartirgani yo'q. Bemalolchilikda sharoit yengil bo'lganida namoz o'qisham oson, roza tutsam oson, Allohning qulchiligini qilishlik oson bo'ladi. G'azabni yutish, ko'zni tiyish. Ammo shunday holatlar bo'ladi, juda ham qiyin bo'ladi. Safarda yuribsiz 6 oydan beri. Ko'zni tiyishda ayting. Pul kerak bo'lib turibdi. Ikki og'iz yolg'on gapirsangiz, yaxshigina pul keladi. Mana shu holatda sinalar ekan siz bilan bizning kimligimiz. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolay aytadi, odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yilishni o'yladilarmi? Sinov albatta keladi. Imtihon albatta keladi. Shunda banda yo Allohning roziligini tanlaydi, yo o'zini dunyoviy manfaatini. Masalan, qarang. Ona turibdi, xotin turibdi. Bitta hovlidasiz. Ona qarib qolgan, injiq bo'lib qolgan. Talablari ham ma'qul emas. Qarib qolgan, xolos injiq bo'lib qolgan. İkinci tomonda ayoli turibdi. Tinch, totun, farovon, xotirjam, sakinatli hayoti xotini bilan bo'ladi. Shunda qaysi tomonni tanlaydi o'g'il bola? Qaysi tomonni tanlaydi? Mo'min odam onasini tanlaydi. Bu masala, bu savol emas bu. Ammo mana shunday holatga tushganda endi bilasiz kimligingizni. Safarga chiqqanda bilasiz kimligingizni. Zinoga sinov imtihon kelgan paytda bilasiz kimligingizni. Ana shu imtihonlardan bittasiga misol. Uyimni sotaman deb e'longa qo'yib qo'ydingiz, bir necha yil turdi sotilmasdan. Keyin biroq keldi, 50 mingga kelishdingiz. Qo'l qo'qdingiz, ertaga pulni olib keladigan bo'ldi. Alloh taolo sizni sinadida 60 ming beraman degan xabar keldi. Boyaga ahdingizdan o'zi savdo pishdi, xorama endi bunday buzishlik. Baraka bo'ldi, oldim sotdim dedi, ertaga pulni olib kelaman dedi. O'tgan zamon fe'lida aytdi. Yoki mashina purishlar. Yaxshi pulni taklif qilyapti. Shunda mana sinov. Shunda sinov. Endi boyaga uyni qimmatroq pulga olaman degan odam kelgandan keyin nariga birinchi odamga bahona istaysiz. Dadam unamayapti, o'g'lim qarshilik qilyapti. Nima qilasiz shunda? Mana shu ham sinov birodarlar. Bizi Allohga bo'lgan muhabbatimizni sinashda bitta yo'li Alloh rozi bo'ladigan ishni qilamizmi? Nafsimiz xohlayotgan ishni qilamiz. Shundan bilsak bo'ladi. Mana shu bo'lib o'tgan voqea qissalardan bir yosh yigit tijorat boshlab, kichkinagina bir uyda turar edi. Katta bir uyda arzon pulga sotib olishga imkon tug'ilib qoldi. Uncha puli yo'q sotib olgan. Nima qildi? O'ylandi. Bankdagi bir nasroniy tanishini oldiga bordi. Bank foizsiz pul bermasligini bilsa ham boraverdi. Bora pul so'raganida haligi nasroniy kishi aytdiki, "Oshna, sen musulmonsan. Bank foizsiz pul bermasligini bilasan. Seni dining bu narsa harom" dedi. Hali yigit aytadi, yuzimga shapaloq bilan urganday bo'ldi. G'ayri din odam menga dinimda ta'lim beryapti menga. Shu yerda nima dedi yigit? Nasroniy odam menga ta'lim beradimi? Tashqariga chiqib, o'ziga ta'sir qilib aytdiki, "Vallohi ey Robbim, kerak emas bu" dedi. "Eski uyimda yashayoraman, ammo senga osiy bo'lmayman" dedi. Qalbi ezilgan holda do'koniga yetib keldi. Do'koniga yetib kelsa, qarang, bir do'st kutib turgan ekan. "Og'ayni, yarim soatdan beri kutyapman. Falon mamlakatga falonchi yilga ishlagani ketyapman, faloncha pulim qolyapti. Senga tashab ketaman, kerak bo'lsa ishlatib tur. Qaytib kelganda berasan." Allohning javobi birodarlar yarim soatga qolmadi. Nima degan edi bola? "Parvardigor, kerak emas bu uy. Eski uyimda yashayoraman, ammo senga osiy bo'lmayman" deganmidi? Birodarlar, har qanday imtihon uzoq bo'lmaydi. Juda ham qisqa bo'ladi. Qisqagina muddat. Ha yo yodib qo'yishlik kerak. Bir kun kelar mashaqqat, ikki kun kelar, lekin nima bo'ladi? Tugaydi bari bir kuni. Allohga bo'lgan muhabbatimizni unga bo'lgan itoatda sinaylik. Abdulloh ibn Mas'ud Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning doimiy xizmati deydi.
Rasulullah ki yakın kişilerden idi. Gusul kısa tosup durardı. Taharat kısa suab gibi verirdi. Ey Abdullah Müsüvey kanı, ey Abdullah Abdasta kanı. Rasulullah'ın daim yanıdı. Kişi imanı etkadı yükselgen sarı atrafıdaki kişilerini has kişilerden tasarlanmıyordu. Haydar evet hemen. Kişi iman etkadı da yükselgen sarı atrafıdakilerini has işlerden tasarlanmıyordu. Az ne demek bunu ettim? Şunturu veremem. Mesela ustazı var. Talim veredi. Kur'an'dan ya ki başka nerseden. Daim minberde oturgenliğe körü küpagen şagird. Ustazını. Daim şu dosken oldu ders etekene gel. Örgenip koyan da. Damlasının şahsi hayatı da buladırken. Anca mınca kemçillerini körgen de. Damlayan şunu kabuladı mı değil. Uyum senge hoşuyan adam. Cahili çıkadı. Uxulap kaladı. Keç kaladı. Gazablanışı mümkün, esinden çıkıp alışı mümkün. Her kança oluğu insan bombası ustazın, bari yok kim o? Bitti adam halas. Şunun için braderler, kişinin ayeti yapıp biz imanı, etikadı yükselgen sarı, braderlerinin şahsiyeti de genelde etibar bey miydi? Şahsiyetimiz de bugün anca mümkün nasıl yeni makbu edelik? Közümüzü yumuk koruyelik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibn Mas'ud'nu kandaya makta geldiğini bir eşliğimiz var. Sizi Resulullah muhtasa. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu halife paytida hac qilgani bordi. Arafat'ı turganida bir kişi gelip aytdi ki Emirul Mu'minin men Kufa'da bitti kişini kaldırıp geldim. O adam Kur'an'ını yaddan imla kıldırıyaptı dedi. Şimdi öyle okuberi yaptı dedi. Mushaf'a karamazdı. Ömer ibn Hattab'ın şimdi bir cahili çıktı ki renkler uzayarak gitti. Şorin kurgu kime kene o dedi. Haligi odam aytdi, Abdullah ibn Mas'ud dedi. Ömer ibn Hattab qanday g'azabi tez kelgan bo'lsa, shunday savladi. Nima dedi? Sho'ring qurusin dedi. Bu yerga so'z olib kelgan odam, xabar olib kelgan odamga. Allohga qasamki, odamlar ichida mana shu ishni qila oladigan undan boshqa birotta bir odamni bilmayman dedi. Shunga haqli loyiq odam, men senga aytib beraman buni tarixini dedi. Bir kuni men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga borsam, Abu Bakr Siddiq bilan gaplashib o'tirgan ekanman. Men ular bilan birga o'tirdim, suhbat tugagandan keyin tashqariga chiqdik. Masjidga kirdik. Bir odam masjidda namoz o'qimoqda. Orqasidan kelishdi, tanishmayapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'xtadilar-da uni o'qiyotgan Qur'oniga quloq tutdilar. Keyin biz tomonga qarab turib, "Man sarrohu an yaqra'al Qur'ana ratban kama unzila falyaqra'hu ala qiroati ibn ummi abd." Bu namozda o'qiyotgan kishi Abdullah ibn Mas'ud edi. Kim Kur'an'ını kandak nazil bogan bosa, ana şunday okşuluyunu haklasa, İbni Umma Abdin kıraatı da okusun dediler. Abdullah İbni Mas'ud'un Kur'an'ı Peygamberimizge Cebrail Aleyhisselam abge gendek ekenliği ki Resulullah'ın özü güvahlı bir yaptılar. Palancı Karın tecrübde zor, Palancı Karın kıraatı zor, Palancı Karın'ın sanadı var. Elbette bu Karın'ın menzilatını köteredi derecesini. Ama Abdullah İbni Mas'ud'un Kur'an'ını kim vakti yaptı? Namazını okup oldu Abdullah ibn Mas'ud, dua kılışı götürdü. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkası da türüp Abdullah ibn Mas'ud bunu bilme yaptı. Resulullah sonra yani berilir, sonra yani berilir de dua kıptırdılar. Şu yerde Abdullah ibn Mas'ud ne mene sonra yanmasa Allah da Allah verdi. Bu kanaka baktı buradalar. Bu ekşkine arık, pulu yok, kuvveti yok, hürmeti yok. Nasıl nasıl buna kadar palancılarmaz. Hiç kimmez. Ne mi köterdi bu kişinin bana şunu manzil etken? İman, Allah'ın yolu dedi, razılığı yolu dedi, amel. Ömer'in Hattab'a dedi, ben özümce fikir kıldım. Allah'a kasam, tanı atsa barıp, bana şu hoş haberini yetkiz hemen dedi. Ertala barsa, Abu Bakır Sıddık bu haber yetkizi boyunca. Kaysi işte Abu Bakır ile musabakalaşmayı, daim benden uzup yetkenliğini taptı. Rasulullah'ın göre nisbeten muhabbeti, işanışı şu derecedeydi ki, Abdullah ibn Mas'ud uzatının en yakınlarından bulup hiç kimge verilmeyen ölüş verildi o kişiye. Bu ölüş ne miydi? Rasulullah etkenler, künü tün haklıken vaktinde, meni huzurumya kiriş için senge ruhsat veremen dediler. Elbette bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anh'u. Uhud tağıdan göre ağırrağ boyan baldırlar.
Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç acilemezden o zatının hizmeti de daimi buldu. Özüge şeref de bildi Resulullah'ın hizmetini. Ve Peygamberimiz ham şünge ereşe sahabalarını takdir ediler. Avval ayet ötkenimizdik, Abdullah ibn Mas'ud cüssesi kiçkine, boyu pekene, arık kişiydi. Ayet ötdik, adamlarga berilgen boylikdan bir bahre, cismani kuvvetten bir nasip, nasıl nasıl da falançılık edip buradan fakirlenirken hiç nesası yok. Diğerli hiç kim bu gelmez. Ama bu kişi iman bilen, Resulullah'ın hizmetine özgü şerefde bilinçliği bilen adamlardan avziz oldu, avzal oldu. Bu kişi cüssesi kişkine, yani tabii ki baldırlar yan şu cüssesi gereşe, ingiçke bu gelmedi. Bu günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hurma şahıdan bir nesan ab gelişli kereb oldu, meyvemedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyürgeni de Abdullah ibn Mas'ud şaşırıp darakki asılıp çıkıp yetiyken de yengil de ayağını kötarıp iyileştirme açıp oyken de baldırı açılıp gitti. Şunda sahabalar onu baldırını ingiçkeliğini görüp külüştü. Yani öyle yine ingiçke ayak. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler sizler ibn Mas'ud'un baldırlarından külü yapsızlar mı? Elbette o iki baldır Allah'ın huzurudaki tarazı da Uhud dağıdan ham ağırdır. Biz şekil yakara baha veremiz o. Abdullah ibn Mas'ud Resulullah'a daim bir hamrah bol yürerdi bittik. Ayrım tanımayan adamlar Abdullah ibn Mas'ud peygamberimizi ailesinden şekillik deb oylardı. Bana şu cüssesi kişkine, nimcan bogan, boyu pas bogan Abdullah ibn Mas'ud Badr günü de Abu Cahil'le katıl kıldı. Bana siret dersleri de malum, Badr gazat günü, iki ülke afralar, biri 15 yaşar, biri 16 yaşar, Abu Cahil'le kılıç bulan uğrup ottan yıkıştı. Ama o hali ölmegen idi. Cerahatlengen, konakı yatıptı, közü kralaşıp oyen, kuvvetten gitken yatıptı. Cengden ki en Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bana Badr gazatı Müslümanla da galabası bulan nihayet yaptı. Abu Cahil'i top gelirler menge dedi. Şimdi Allah Teala'nın takdiri onu bana şu hali nefes yaptırken, hali ölmeken cüssasının üstüge İbn-i Mas'ud gibi kaldı. Mekke'de türken devrede Abu Cahil İbn-i Mas'ud'u kulağına şimdi bir şapalabına vurken de kulağını yırtıp taşıyken buladı. Abu Cahil cüssası katta boyan. Moğol devletliği boyan. Nasıl nasabliği boyan. İbn-i Mas'ud hiç kim bulmakken onu aldı da. Vurur kulağını yırtıp taşıyken. Ben şimdi Allah'ın takdirini görün ki, bana şimdi bir ülken gavdalı adam yerde yatıptı. Üstüge kim geldi? İbn-i Mas'ud geldi de, Abu Cahil yatıptı, közü hırlaşıp oken, buranın üstüge kegenliğini, yanına kegenliğini sezip durup, kim yendi dedi. Allah ve Resulü Allah'ın düşmanı dedi. Abu Cahil ne dedi? Zararı yok dedi. Beni özümü kavmımdan boyan kişiler öldürdü. Bu benim için şeref dedi. Yani başka kabile kişi öldürgen, kabile kişisi beni öldürgen de menge ağır namus bulardı. Beni özümü Kureyşliler öldürdü. Şimdi İbn-i Mas'ud raziyallahu anh'u onu kellesini tenesten acilaştık için köhreye çıkıp oturdu. Hadi yapız gavdası ülkenedi. İbn-i Mas'ud kişkineydi. Şimdi İngişkeni de Abu Cahil yakınlaşıp yiyen İbn-i Mas'ud'unu körüp durup hey sen bizi koylarımızı bakıyorken dedi. İbn-i Mas'ud ha dedi. Ha, fahırlan, lakad irtakayta murtavkan su aban ya ruvay yalganam. Tağ üstü oturup sen çöpan dedi. Yani gurur, izzet, nefs, özünü katta alıştı şu derecedeki kibir. Şimdi İbn-i Mas'ud geldi bunu kellesine tanesinden acilattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le oldu göbarı taşladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüp, nime bu de soradılar. İbn-i Mas'ud, Abu Cahil dedi. Allah illezi la ilahe illahu. Yeganan Allah'tan olmaya kasam. O şu Abu Cahil mi degen de İbn-i Mas'ud ayette. Vallahi lezi la ilahe illahu. O Abu Cahil dedi. Resulullah sacda kılığı yubardılar. Kursan bu yanıda. Çünkü bu Abu Cahil bu ümmetini buradalar Firavun'u bu yanıda. Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anh'u'nu Abdullah ibn-i Mas'ud'un ilmiye birgen güvahlıyı. Kadın, ötke derste ettik. Sizi gavdes Umar ibn Hattab'da bulmasa, kuvvetta Hamza Çelebi bulmasayız, İbn-i Mas'ud bulurken sizce. O
kişiler cang meydanında bileğinin kuvveti, yüreğinin kuvveti, şicatı, cangdaki maharatı bilen başka sahabalardan acilegen olsa, sizge şu cismanın kiçkine daha bulsayan, lakin ilim bilen adamla ibret bulgen kişi bırakken. Namuna var bizge yiğitler hemimizge. O kişinin ilmige birgen güvahlıge. Ben ötken derste ettik, Ömer İbn-i Hattab, İbn-i Mas'ud'da kiçkine ligi işare kılıp, ilim bilen tolgen halta çedip koyarken. Özü kiçkine yok, lakin ilimge tolgen menaşı İbn-i Mas'ud. Ömer İbn-i Hattab halife obdurgen davırda, bir top adamlar kelekenliğini gördü. Ömer İbn-i Hattab'da özünün şehrileri var. Roparadan kelekken adamlardı, bir top adamlar atıldı. Karanlı, hiç kim kör müydü, tanı mıydı? Ömer İbn-i Hattab yanındaki adam geldi, anaolar geldi. Hayırdan geliş yaptı ki? Ne dahil uçaydı? Hayırdan geliş yapsalar? Faccun amik, çukur vadiden de genç cevap geldi, nerge tamamda. Kayak haketi yapsalar, deyip soraldı. Onlar işte, Baytul Atik, kadim üyge. Ömer Raziyallahu anh'ın cevabını yakarıp durup, onlar da işte bir oğlum adam var ki o şeydi. Onlar da işte oğlum var ki o şeydi. Sonra onlardan deyip durup, kendisi o. Kur'an'ın en ulu ayeti kaysa, Ömer İbn-i Hattab tamamen soraldı. Boyaki tamamen cevap geldi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yine soraldı. Kur'an'ın en hükmü âli ayeti kaysa, o tamamen cevap oldu. İnna Allahe ya'muru bil adli vel ihsan. Elbette Allah adaletke ihsange büyüredi. Yine soraldı. Kur'an'ın kaysa ayeti camla uçurak. O tamamen cevap oldu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى بس kim zerre ağırlığı da yaşlı kılsa hem köredir ve kim zerre ağırlığı da yamanlı kılsa hem köredir. Yine soraldı. Kur'an'ın kaysa ayeti korkutu uçurak? Kaysa ayet korkutadı adamı? Cevap oldu. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزَ بِهِ Sizlerinin ham hayalinizce hem emez, ahli kitoblarning xom xayolicha ham emas, kim yomonlik qilsa uning jazosini totadir. Yana so'raldi. Qur'onning qaysi oyati ko'proq insonga umid bag'ishlaydi? Narigi tomondan javob bo'ldi. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ey o'z jonlariga isrof, jabr qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang degan javob bo'ldi. Ömer İbn-i Hattab hemen cevaplarda eşitip oturup arayılarda Abdullah İbn-i Mas'ud var mı? Deyip soradı. Ha Allah hakkı de işte. Aramızda İbn-i Mas'ud var. Yani görün ki bu nesalarda hemen bilişlik ancak mınçı adamı okuladan kemiydi. Hala Abdullah İbn-i Mas'ud'un özünü ilme hakkı da özü etken geplerini yemeye işlemez. Resulullah'ın tılından 70'te sureni yatladım. Hiç kim memnun bu masalarda birleşe amiydi dedi. 70'te sureni Resulullah'ın tılından yatla geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i özü birinci madde tılavat kılı birerdiler sahabalar ki sahabalar yatla balışardılar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu Kur'an ayetlerini İbn-i Mas'ud'dan eşit halerdi. Bir günü Resulullah ettiler ey Abdullah menge Kur'an oku bir. İbn-i Mas'ud sizge oku bireyim mi? Ahir özünüzge nazil kılıngan ki ya Resulullah dedi. Resulullah ettiler. Men Kur'an'ı özümden başka kişiden eşitini süyemen dediler. Bas İbn-i Mas'ud Nisa surasını kıraat kıldı. Allah kadir kıgenici okuyanı da Resulullah köz yaşları tırkara baktı da kolları bilen İbn-i Mas'ud işare kılıp kifaya kıladı. Kifaya kıladı dedi. Ali İbn-i Abi Talib raziyallahu anh'unu İbn-i Mas'ud'un ilmige birgen güvahlıyor. Kareler İbn-i Mas'ud nemasıblan acir yaptı başkalardan. Nemasıblan? İlmi bilen. Çünkü başka yok da boy yok, kuvvet yok, pul yok, hiç nesi yok. İlim bilen kötüleyip. Kareler hiç kim bulmayken ilim bilen sahabalarını, yıldızları gelen yaptı buradalar. Akıl kuşu, zihniniz cahide basa mana sizge yol. Mana sizge Müslümanlığa payda keltir adıken bitti köçe. Men cahede fina lanahdiyennahum subulana dedi Allah Teala. Kim biz yolumuzda ciddi cahd kısa, yani Allah'ın razılığı için hareket kısa, biz onu şu adamı, özümüzü yollarımızdan bittesi ki dalalat kıpayamız. Allah'ın razı kıladığı yol köp. Kimdir? Pul buna razı kıladı. Pulu var.
Kimdir zihni zor ilim bilen, kimdir ayak kolu hüner bilen. Resulullah ilim havlusu bosa Ali ibn Abi Talib şu halini eşiği bogan. Şimdi ilim mi peşvası bogan Ali ibn Abi Talib İbn Mesud hakkı deneme degen. İbn Sa'd rahimahullah Abul Buhturi'den rivayet kıladı. Biz Ali raziyallahu anh'ını aldığı bardık. Ondan Muhammed aleyhisselam'ın sahabaları hakkında soradık. Ali ibn Abi Talib onlarını kaysı bir hakkında yapırı dedi. Biz İbn Mas'ud hakkında yapırı vereyim dedik. Hani قال سيدنا علي علم القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى به علما. İbn Mas'ud'nu ilmiye verirken Ali ibn Abi Talib'in tarifi. O İbn Mas'ud Kur'an ve sünnetinin ilmini bildi ve intihasıya yetti. Hem de şu bilen kifayelendi. Kitab-ı sünnette mükemmel örgendi diyebdi. Kur'an'ı tolalık için aynayan kişi buradalar alım buladı. Kur'an'ın ilmi de mahru bugen kişi kıyamet günü de nebiler, siddikler bilen birge buladı. Bana İbn Mas'ud'nu faziletine dalalet kıladığın sözler, başka sahabalarının sözleri. İbn Mas'ud vefat etken de sahabalarını koyanları, tirileri birbirinden soruştu. İbn Mas'ud özüge okşayan adamı kaldırdı mı? Cevap yok. Çünkü İbn Mas'ud takası yok idi. Abu Musa Eş'ari yeter idi. La tes'aluni en şeyin ma dama hadal habru fikum. Madami ki içilerde bana şu habr baraka mı? Habr degen en ilimli adam degen. İbn Mas'ud dedi yaptı. Araylarda İbn Mas'ud barakamı menden saval soramaylardı. Bir kişiden saval soraldı. Şu turgan adamlarda orası da saval soralgan adamdan göre bilimleri adam turuptu. Şu adamı inleme turuşu adaptan buladı. Sizden saval soraldı. Şu mecliste şu savalga sizden göre yakışarak cevap veren adam turuptu. İnleme turuşu adaptan buladı. Şunu alayım. Bakınım ağrı yaptı da dedi. Başım ağrı yaptı da, şu bana keser boku, bana ağrı yaptı bir yetim degen de, tabip durdu şu meclisesi, inleme türeyim. Fikrinizi bildirmeyin. Örgenin cim turuşluydu. Şöyle de cim turuşlu ibadet oladı. Aramızda doktor turgen boladı, benim ona fikrimizi bildir aramızda. Doğru siz etkenem doğru, no, bana kacayan boladı, o doktor o. Bazı da şunu kabul kaladı ki, şer'i saval verilirdi, damla turup düşüyor da. İlimden umma haberi yok, ilim köçesi kirmek adamlar özünü fikrini bildiriş götürdü. Senin fikrini menge kızığı yok, fikrini yapırma, madde damla cim türseyim. Yok benim ola yapır orada da. Yani damla turup da dıp koyar yani. Ben damla turup da dıp koyar, damla doğru mu dedi, yapırıp durup yapınını mı kıladı? Yapım doğru mu dedi, sorar mıydı, doğru ha dedi. Karın sahabalar birbirinin kadrını bilgende. Abu Musa Eş'ari alim sahabalardan, Resulullah'ın ulu sahabalardan. Ama İbn Mas'ud turgende özünü ilmini o kişiden balat koyma yaptı. Menden ilimli deyip tan alı yaptı. Köle tan alı elik. Sizge yokmasam şu adam ilimliliğini tan alayım. Şimdi bunu eksi bulu. Hemme özünü alim deyip sana uğra diyorum. Bu ise hemme özünü başkalarından balat deyip bile olursa. Fakat meni yapım gürgenler doğru. Koyan hemmesi zallat yetken de olursa. Buradalar bu albatta Müslümanları yerleşmeyen açınanlı halat buladı. Çünkü bizi buradalar muayyen bir cemaat, muayyen bir taifanı vakili bulmayalım. Biz Müslümanları vakili bulalım. Müslümanları da içine durup bizim demeyin Müslümanımız, hemimiz birimiz. Kur'an'ı Mekke'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin birinci bulup aşkara okuyan kişi Abdullah ibn Mas'ud buladı. Gerçi cismanen zayıf bulsaydı. Gerçi himaye kıladığın uruhları bulmasayan yüreği de kuvveti bulgenekken de doğu yüreği bulgenekken, cesur bulgenekken. İbn-i İshak geldiradı. Menge Yahya İbn-i Urva İbn-i Zubayr atasından rivayet kılıp verdi. Mekke'de Resulullah'tan keyin Kur'an'ın aşkara avazını çıkarıp okuyan birinci insan İbn-i Mas'ud idi. Bir günü sahabalar toplanışıp Allah'a kasam, Kureyş Kur'an'ın baland avazda okuluşunu hali eşitmegen kim okup eşittiradı onlarga deyişti birbirlerine. Şimdi İbn-i Mas'ud men dedi. Sahabalar yetişti.
biz sizga ziyon yetkazishidan qo'rqamiz. Kattaroq urug'dan bo'larda odam o'qisa bo'lar edi, himoya qilardi dedi. Meni Alloh himoya qiladi dedi. Ibn Mas'ud chiqib ketdi. Boshqa payt Abdulloh ibn Mas'ud islomdan avval Qurayshni sayyidlari, savdogonlari o'tirgan bo'lsa, oldidan o'tgani yuragi betlamas edi. Sir bosib qaltirab o'tardi. Agar o'shlarning majlisdan oldin o'tish kerak bo'lsa, tezroq o'tib ketib qolardi. Mana endi qarang, iymon qanday quvvat berdi u kishiga. Zuho vaqtida Qurayshda kiborlar o'tirgan majlisga shunday bordida, Ka'batullohning oldida maqomi Ibrohimda turdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rohman. Allamal Qur'an. Qur'on oyatlarini o'qishni boshladi. Qurayshda kiborlar qarab, Ibn Ummi Abd nima deyapti? Bu Muhammad deb kelgan gapni aytyapti-yu. Deyishida turib, tepkilashni boshlashdi. Ibn Mas'udni yerga yotqizib olib tepishdi, urishdi. Ibn Mas'ud esa Alloh qodir qilgancha kalta yeb turgan bo'lsa ham surani o'qidi. Oyatlarni o'qirdi. Xohlagancha urishib oldi. Balani jarohatlangan, yuzlari qonagan holda sahobalarni oldiga kelganida keldi, ular aytishdi, mana shu narsadan qo'rquvdi-da, mana shu aziyat yetishidan. Shunda Ibn Mas'ud ularga aytdi, Allohning dushmanlari menga hech qachon hozirgichalik xor ko'rinmagan. Xolasalar ertaga boraman va o'qib beraman dedi. Sahobalar yo bo'ldi, yetadi. Shuni o'zi kifoya qiladi işte. Ibn Mas'ud o'zi haqida nima dedi? Undan o'zga iloh yo'q bo'lgan zotga qasamki, Allohning kitobidagi har bir oyatni qachon nozil bo'lganini va nima haqida nozil bo'lganini men bilaman. Qachon nozil bo'lgan, nima haqida nozil bo'lgan men bilaman. Agar qayerdadir mendan ko'ra bilimliroq odam bo'lsa bu masalada oldiga borib ta'lim olaman dedi. Ha, Qur'on ilmida eng bilimdon odam men deb turibdi. Biroq men bilan bellasha olmaydi deb turibdi. Lekin aytayapti, mendan ilmliroq odam bo'lsa oldiga borib ilm o'rganaman undan dedi. Ilm o'qiyotgan ukalar to'xtab qolmaylik. To'xtab qolmaylik. Mo'min kishi birodarlar shunday bo'ladi. Yo, biladi. Yo ta'lim oladi. Qaytarib aytamiz. Yo ilmli bo'ladi u odam, musulmon yoki nima qiladi? Ilm o'rganadi. Endi ilm o'rganmasdan turib o'zini ma'rifatli sanayotgan bo'lsa, bu odam nima bo'ladi? Shayton bo'ladi. Bir kishi bor. U biladi. Bilishini biladi. Bu odam olim. Undan o'rganish kerak. Yana bir kishi bor. Biladi, lekin bilishini unutib qo'ygan. Bu odam g'ofil odam, unga eslatib qo'yishlik kerak. Bir kishi bor, bilmaydi hech narsani. O'zini hech narsani bilmasligini ham biladi. Bu odam johil, unga ta'lim berish kerak. Endi bir odam bor, u hech narsani bilmaydi, lekin bilmasligini ham bilmaydi. Bu odam shayton, bunday odamdan uzoq bo'lish kerak. Ibn Mas'ud o'zi haqida aytar edi. Men Rasulullohning tillaridan 70 ta surani yod oldim. Bu hususda hech kim men bilan bahslasha olmaydi. Shu odam aytayapti, yana ko'proq biladigan odam bo'lsa, borib o'rganaman deyapti. Abdulloh ibn Yazid aytadi, faqihlar orasida, sahobalar orasidagi faqihlar orasida Abdulloh ibn Mas'uddan ko'ra kam roza tutadigan kishini ko'rmadim. Ibn Mas'ud nafr rozani juda ham oz tutar edi. So'rashdi. Nima uchun nafr rozalarni ko'p tutmaysiz siz? Ibn Mas'ud qaraydi. Men rozadan ko'ra namozni tanlayman. Agar roza tutsam, namozga zaif yiqib qolaman. Ya'ni nafr roza tutsa, bu yerdagi farz bo'lgan amallariga quvvati yetmaydi, zaif yiqib qoladi. Abdulloh ibn Mas'ud voqiy kishi bo'lgan, realni odam bo'lgan. Qarang, o'zini jismoniy imkoniyatini yaxshi bilgan, nafr roza tutsa quvvati mozayib ketadi deyapti. Shuning uchun sahobalarning ayrimlari nafr ro'zalarda doimiy tutgan, ayrimlari kechasi qiyomalarda doimiy bo'lgan, ayrimlari toqat ko'tarmasa qilmagan. Hozir shunaqa odamlar bor. Nafr ro'zani tutib oladida revizor bo'ladi. Tuzim sochni ro'za tutmagan? Tutmasmi? Bugun dushanba-yu. Payshanba ro'za tutmadingizmi? Buna qilib o'zingni tutgan ro'zingni riyo qilib habata qilganingdan ko'ra savobini tutmay qo'yganing yaxshi birodar. Bora, xijolat olasan haligini ko'rsang, dushanba kuni xijolat olasan haligini ko'rsang. Dushanba ro'za tutmaysizmi? Shuning uchun har kim birodarlar holini o'zi biladi. Ehtimol oshqozonda kasali bordir,
ehtimol ishini tabiatiga to'g'ri kelmas. Farz amalda qilmayotgan bo'lsa malomat qilamiz. Masalan, Ramazonda roza tutmayotgan bo'lsa aytamiz, roza tuting deb. Bu farz. Ammo nafil amallarni nima qilinglar? Har kim o'zini holiga qarab turib ish qilsin. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Ibn Mas'udni Kufaga Baytul Molga boshliq qilib jo'natib aytgan edi. Albatta men Allohga qasam, o'zimga kerak bo'lsa ham sizlarni oldinglarga jo'natyapman Ibn Mas'udni. Uni mahkam tutinglar, undan ta'lim olinglar. Endi Kufaliklar o'zi inji, qaysar, besabr, bir xotirjam o'tira olmaydigan qavm edi. Ancha-muncha rahbarda sig'dirishmas edi boshlig'ini, ammo Ibn Mas'udni ular yaxshi ko'rib qolishdi. Hatto ketayotganida ketma deb o'zlari bilan olib qolishlikka ham haris bo'lishgan edi. Abdulloh ibn Mas'udning orzusi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning barcha g'azovatlarida birga qatnashdi. U zotdan keyingi xulofoi roshidlar bilan ham birga ularning janglarida ular bilan birga bo'ldi, buyuk g'alabalarga guvoh bo'ldi. Katta lavozimlar berildi. Dunyo oyog'ini tagiga oqib keldi. Ammo bu narsalar uni Alloh va Rasuliga bergan ahdidan to'sa olmadi. Hayot yo'lidan, tavozulikdan, kamtarlikdan, toat ibodatdan uzoqlashtira olmadi. U kishini bitta orzusi bo'lgan edi. Qanday orzu edi? U kishining o'zidan hikoyani eshitamiz. Ibn Mas'ud aytadi. Tabuk g'azotiga Rasululloh bilan birga chiqqan edim. Kechasi tunni yarimida uyg'onib ketdim. Biz joylashgan maydonning bir chetida olovdan bo'lgan shu'la yonib turganiga ko'zim tushdi. Borsam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr va Umar bir qabrni kavlashayotgan ekan. Sahobalardan Abdulloh zul bijoydan vafot etgan edi. Qabrni kavlab bo'lishgan, Rasululloh qabrda turibdilar. Birodaringlarni menga uzatinglar. Abu Bakr va Umar Abdulloh zul bijoydan uzatishdi. Rasululloh kishini qabrga joylab turib duo qildilar. Duo shunday bo'ldiki, Parvardigorim, men undan roziman, sen ham undan rozi bo'lgin. Ibn Mas'ud aytadi, koshkiydi mana shu go'rda egasi men bo'lsam. Chunki Rasululloh rozi ekanligini ikkita sahobasini guvoh qilib turib, Allohga duo qilyapti, men roziman, sen ham rozi, Alloh rozi bo'ladi bu kishidan. Bu qanday baxt edi Abdulloh zul bijodanga. Kimlar ko'myapti? Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob xizmatda turibdi, Rasululloh shaxsan o'zlari muborak qo'llar bilan qabrga qo'yib duo qilyaptilar. Mana shu orzusi bo'lgan edi u kishi. Qarang, bu orzusi boylik, mansab, obro' e'tiborga bog'liq emas. Nimaga bog'liq? Allohning roziligi, payg'ambarning roziligiga bog'liq. Oliy maqom tavakkalchi. Bu kishi 32 hijriy sanada vafot etgan. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrida. Abdulloh ibn Mas'ud o'lim to'shagida yotar ekan xalifa kirib so'radi. Nimadan shikoyatingiz bor? Ibn Mas'ud gunohlarimdan dedi. Nimani xohlaysiz? Muhoyo qilaylik. Robbim rahmatini dedi. Tabib yuboraymiz sizga dedi. Tabib o'zi kasal qildi meni dedi. Ya'ni shifoni kim berardi? Allohmi? Tabib Allohmidi? Alloh o'zi kasal qildi dedi. Bo'lmasam moddiy yordam berishga buyuraymi dedi. Ibn Mas'ud o'ladi. O'lim to'shagida yotibdi. A bunga hojatim yo'q dedi. Xalifa aytdi, unday bo'lsa o'zingizdan keyingi qoladigan qizlaringizga kerak bo'ladi bu moddiy yordam. Ibn Mas'udning javobini ko'ring. Meni qizlarimni kambag'al bo'lishidan qo'rqyapsizmi? Meni 5 ta qizim bor. Barchalariga har kechada Voqiya surasini o'qishni buyurganman. Chunki Payg'ambar alayhisalomning kim Voqiya surasini har kechada o'qisa, kambag'allik va hojatmandlik ko'rmaydi deganlarni eshitgandim dedilar. Naq manfaat, naq moddiy yordam taklif qilinsa, naq puldan ko'ra Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning va'dasiga ko'proq ishonyapti, Allohga tavakkul qilyapti. Ana, kambag'allikdan qarzni ko'pligidan, yetishmovchilikdan, xonadonda bir baraka yo'qligidan siqilayotgan, qiynalayotgan odamlar bo'lsa, ana tayyor siz bilan bizga ko'rsatma. Har kecha Voqiya surasini kim o'qisa, u uyda kambag'allik va hojatmandlik bo'lmaydi deb turibdi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu vafot etdi. U kishining janozasini Usmon ibn Affon roziyallohu anhu o'qidi. Baqiy qabristoniga dafn qilindi. Alloh taolo Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rozi bo'lsin. Abdullohni ko'pchilik orasida ko'z ilg'ab topish mushkul ish edi.
Nafaqat ko'pchilik orasida, balki yakka qolganda ham ko'zga tashlanmasidir. U badavlat insonlarga beriladigan moli davlat urushidan ham, baquvvat insonlarga beriladigan jismoniy kuch quvvat urushidan ham, obro' e'tiborli kishilarga beradigan hurmat va obro' urushidan ham benasib edi. U juda kambag'al, jismi oriq va kichkina, hamda obro' nufuzga ega emas edi. Ammo islom dini unga faqir va kambag'allik o'rniga Kisro va Qaysarning xazinabonlari ega bo'lmagan katta boylikni berdi. Tana va jismining zaif va kichikligini o'rniga tarix taqdirini o'zgartirishga sabab bo'ladigan zolimlarni chekintiruvchi iroda hadya qildi. Hamda hech qanday hurmat va e'tiborsiz yashayotgan hayotning o'rniga abadiylik, ilm, sharaf inom etib, natijada u tarixda o'tgan buyuk peshvolarning eng ulug'laridan biriga aylandi. Ana birodarlar ibrat bizga. Ana ukalar bizga kimlar kumir? Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Alloh sizlardan iymon berilgan va ilm ato etilgan zotlarni darajasini baland qilur, yuksaltirur. Aqulu qawli hada va astagfirullah.